Efendim, Şeyh Muhammed Raşit Erol Hazretleri'nin talebesinin yazdığı bir kitap ki Muhammed Raşit Erol Hazretleri'nin bütün talebelerin evinde vardır bu kitapta. Okurlar. Evet. Gösteriyorsun değil mi? Seyyid Hazretleri'nin hayatı. Selahaddin Kınacı, Doktor Selahaddin Kınacı'nın yazdığı bir kitap. Her sofinin evinde vardır aşağı yukarı. Hepsi Muhammed Raşit Erol Hazretleri'nin konuşmalarından şahitli, ispatlı olarak alınmış yazılar. Evet. Bakın, Seyda Hazretleri ne diyor? İnşallah. Bir de Gavs Hazretleri'nin de konuşması var. Evet. Şu oku bakayım şuradan yukarı. Bu zamanda insanların binde biri bile ahirete dünyadan daha fazla kıymet vermiyor. Dünya işinde eksiklik olunca hastalanıyor ve yataklara düşüyor. Fakat ahirete elinden gitse hiç umursamıyor. Dünyası ahiretinden 1.000 kat daha makbul olmuş oluyor. Hal böyle olunca nasıl Allah insandan razı olur? İnsanın yanında değerli şey Allah'ın rızası, dostluğu ve ahiret olmalıdır. Sahabeler zamanında birisi cemaatle namaza yetişemezse matem tutardı. Evde cenaze varmışçasına üzülürdü. Arkadaşları cemaati kaçırdı diye ona taziyede bulunurlardı. İşte ahiret ve Allah rızası, aşkı, sevgisi yanlarında bu kadar kıymetliydi. Tabii ki onlar da Cenab-ı Hakk'ın yanında makbullerdi. Bu zamanda insanların 1.999'u Allah yolunu terk etmiş ve ibadetten habersiz hale gelmiş. Geriye kalan 1/1'inin ise ahiret işleri çok perişan ve gevşek durumdadır. Artık insanda dünyanın sonuna gelinmiştir. Kıyamet iyice yaklaşmıştır. Diğer devam Evet. ediyor. Devam et. İnşallah Allah artık vaaz nasihat devri değildir. Çünkü Evet. Devam et. Evet. hiçbir tesiri olmuyor. Çünkü dünya sevgisi, keyfi ve safası çok artmış. Allah'ın emirlerine karşı gelme çoğalmış. Helal ve haram gözetilmez olmuş. Bu devirde irşad oldukça zorlaşmış. İnsanlar dini arkasına almış. Allah-u Teala'dan bahsedildiği zaman rahatsız olmaya başlamıştır. Din garip olmuştur. Evet, şimdi Gavs Hazretleri'ne soruluyor. Anlamazdan gelecekleri gibi değil. Bak, çok net. Evet. Efendimiz, bu kadar cezbe ehli, muhabbet ehli, virt ehli vardı. Şimdi hepsi gevşemişler ve tembellik içindedirler. Bu niçin böyle oluyor? Gavs Hazretleri buyurmuş. Evet, artık hidayet kalmamıştı ondan. Bizimkisi bu zamanda vallahi bir idaredir. Aldatmaca gibi bir şey. Çünkü tam hidayet artık Hazreti Mehdi'nin elindedir. Ha neymiş? Mehdi gelmiş. Evet. Bak artık tam artık diyor bak artık tam hidayet Hazreti Mehdi'nin elindedir. Bizden kalktı diyor. Biz bir şey yapamıyoruz diyor. Evet. Tam manasıyla hidayeti o yapacak. Biz ise çoluk çocuk nasıl aldatılırsa, eğlendirilirse öyle yapıyoruz. Ha, bizim etkimiz yok diyor. Etkili olamıyoruz diyor. İnşallah. Bütün güç hidayet onda toplandı Cenab-ı Allah'ın izniyle diyor. İnşallah. Mehdi'nin de zuhur ettiğini açık açık söylüyor. Bak evet artık hidayet kalmamıştı ondan. Bizimkisi bu zamanda vallahi idaredir. Aldatmaca gibi bir şey. Çünkü tam hidayet artık. Artık. Hazreti Mehdi'nin elindedir. Tam manası hidayeti o yapacak. Muhammed Raşid Erol Hazretleri'ne sorulduğunda da 1980'de bütün talebe oğulları hepsi biliyorlar. Şu an hayatta diyor Mehdi. Faaliyette diyor 1980 yılında. Daha ne desin?